Tamam mı? Merhaba Doğuş TV izleyenleri. Bugün 45 dakika programı ile sizlerleyiz. Bugün 11 Mayıs Şehitler Derneği'ni, Reyhanlı Derneği'ni programı aldık. Ve şehit ailelerini programımıza aldık. Bugün sizlere, evet üzüleceğiz biraz ama yarayan kanalları da masaya gündeme alıp bu problemleri çözmeye çalışacağız. Şehit annesi... Önce şey ama 11 Mayıs Şehit Derneği Reyhanlı Başkanı Ahmet Tuna. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Süleyman Bey. Şehit annesi Medine Erdemci. Hoş geldiniz Medine hoş annem. Hoş bulduk. Şehit oğlu Ali Bas. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim bugün Reyhanlı'da, Reyhanlı'daki patlamayla ilgili ağırlıklı programları gündeme alacağız ve sorunları masaya yatıracağız. Orada neler yaşandı? Mağdurlar neler, şehitler ne durumdaydı, şehit devlet şehit kabul etti mi oradaki şehit olanları, bununla ilgili konuları gündeme alacağız. Sayın Başkanım, Ahmet Tuna olarak siz 11 Mayıs Şehit Derneği'ni ne amaçla kurdunuz? Her şeyden önce bize söz hakkı tanıdığı için Doğuş TV yönetimine ve size çok çok teşekkür ederim. Bildiğim gibi 2013'te tarihinin en büyük bombalı eylemi, Avrupa'nın da birinci, Türkiye'nin de birinci büyük bir bombası Türkiye'de patlatıldı. 53 tane şehit verdik. Büyük bir katliam yaşandı. Bu katliamdan sonra devlet tarafından yaralarımız sarıldı. Cenazelerimizi gömdükten sonra yapacak hiçbir şeyimiz yoktu. Belli bir süre sonra şehit ailenin dağınık olduklarını gördük. Dağınık olduklarını gördük. Bu bizi üzdü. Çünkü şehit anneleri, şehit babaları ne yapacağını bilmiyordu. Birkaç şehit annesiyle, birkaç şehit babasıyla biz el ele verdik. Reyhanlı'ya yakışır bir 11 Mayıs ismiyle Şehitler Derneği'ni kurduk. Ve Reyhanlı'da büyük bir takdir aldı bu dernek. Bu derneğin amacı şehit ailelerine sahip çıkmak. Şehitlerimizi unutturmamak. Şehitlerimizin adını yaşatmak amacıyla kuruldu bu dernek. Samimi olarak söylüyorum Süleyman Bey, eğer biz bu derneği kurmuş olmasaydık, bırakın 11 Mayıs'ı, Reyhanlı'da patlama olmuş mu olmamış mı, kimse bunu bilmeyecekti. Çünkü neden söylüyorum bunu? Biz 11 Mayıs günleri eylem yaptığımız gün vatandaş soruyor, ya bunu ne yapıyorsunuz diye. Ya diyorum kardeşim bugün ayın 11, 11 Mayıs. Türkiye'nin en büyük katliamı yaşandı. 53 tane şehit vermişiz. Onun günü. Düşünebiliyor musunuz derneğin faydalarını? Başkanım o 11 Mayıs'ta o patlama olduğu zaman siz o cenazeleri hangi şartlarda gömdünüz? Devlet size yeterince burada destek verdi mi? Devlet neredeydi burada? Şimdi gerçekten o patlamayı yaşayanlar içerisinde biri ben. Yaşayanlar içerisinde yaşayan benim. Bombanın patladığı an patlama içine girmiş, evladını aramaya çalışmış bir şehit babasıyım. Tabii ki o anda bütün Kırkhan, Antakya, İskenderun, Reyhanlı ambulansları bir anda geldi. Şehitlerimizi oradan kaldırıldı. Yaralarımız da Türkiye'nin iç Anadolu bölgesine bütün gazilerimizi, yaralarımızı götürüldü. Ha, şurada durmamız lazım. İkinci günü en büyük aşıyı biz yaşadığımız devletin en büyük bize eksikliği şuydu. 53 tane şehit vermişiz. Türkiye'de büyük bir katliam yaşamışız. Bu 53 tane şehidi o zaman valisi ister de durun. Bunlar bizim şehitlerimiz. Onlara yakışan bir cenaze yapılması lazımdır. Hepsini toplu halde şehitlik anlamında aynı Soma'da yapılan ve şu anda Kilis valisi tarafından yapılan Kilis'te roketlerden şehit olan ailelere yakışan bir şehitlik yapıldı. Gönül isterdi ki bütün 53 tane şehidimizin bir gün içinde
ve aralıklarla şehit olan şehitlerimizin ama bir toplu halde gömülmesini isterdik. Halde talep ediyoruz. Biz sembolik bir mezarlık istiyoruz. Ama o gün samimi olarak konuşuyorum. Biz cenaze arabası bulamadık şehitlerimizi götürmek için. Ben oğlumu traktörden götürdüm. Traktörden. Cenazeyi traktörden götürdüm. Bulamıyoruz. Yani kriz o zaman iyi yönetilmedi. Benim devletim çok büyük ya. Süleyman Bey. Benim devletim çok büyük. Ama krizi iyi yönetemediler. Yönetmek mi istemediler onu bilmiyorum. Çünkü bombanın patlaması çok önemli. Bombanın patlaması neydi? Burada insanları kırdırmak, kardeş kanı dökmek, başka yönlere çekmek istendi. Ama biz ne yaptık? Rehan'ı dimdik, yakta durdu ya. Biz dedik ki, Hatay bizim ya. Evladı ölen benim. Evladı ölen Medine abla. Biz dur dedik. Hatay'da bütün Hataylılar bizim kardeşimiz. Alevisi, Sünnisi, Kürt'ü, bizim hepsi bizim kardeşimiz. Tek bayrak altında yaşıyoruz. Kimse nifak tohumu dökmesin. Ama o bazı çeteler var. Rahat durmadılar. Gerçekten rahat durmuyorlar. Hâlâ da rahat durmuyorlar. Niye? Ülkeyi böldürmek. Ezanını susturmak. Onu başaramazlar başkanım da. Başaramayacaklar şimdi, zaten. O zaman şartlarında da işte böyle şeyler yaşadık biz. Gerçekten ben cenazemi traktörden götürdüm. Yakışmadı. Benim oğluma yakışmadı. Yok. Bizi yönlendirecek bir kimse yok. Ama bize en çok dokunan şu. Yine bana soracaksınız gerçi. Ben onu da içine aldım. Cenazenin üçüncü gün. Devlet tarafından, vali tarafından, öyle diyeyim devlet değil mi? Vali tarafından bize kağıt imzalatıldı. Ben devlete güvenmeyeyim de kime güvenim Süleyman Bey? Önce Allah sonra devletim. Ben devletim şuraya imzalat desem atarım. Ama okumadan da atarım. Çünkü benim devletim demiş ki şuraya imzalat. Sordum nedir bu kağıt? Sizi şehit sayacağız. Ama maalesef 6-7 ay sonra neye imzattığımızı biz de şaşırdık. Yani şu an devlet orada 53 şehidimizi şehit kabul etmiyor mu? Etmedi. Terör mağduru kabul etti. Ya Süleyman Bey, rica ediyorum sizden. Benim tarlam olur, batarım, mağdur olurum. Sel olur, mağdur olurum. Ya benim evladım gitmiş ya, canım gitmiş ya. Hayatım kaymış ben. Beni mağdur sayıyor. Ben mağdur değilim. Ben şehit babasıyım. Ben şehit babası diyemiyorum. Ya bana de ki terör mağdur. Bir belge ver bana. Diyorum ki bir belge istiyorum. Bir belge, şöyle bir belge ya. Şehit mi? Terör mağdur mu? Sivil şehitli mi? Bana bir belge ver. Kimliğimi ver. Oğlumun şerefini bana idare et. Ama maalesef... Ben nelere imlattığımı sonradan farkına var. Belediye de mi aciz kaldı o zaman başkanım? Şimdi ben belediye personeliyim. Ya o zaman belediye başkanı Hüseyin Şan vardı. Evet doğru. Şu anda vekil olan. Evet doğru. Bizim yaşadığımız acı o da yaşadı beraber. Çünkü belediye yerine bir oldu. Yok belediye denen bir yer yoktu. Hizmet bir anda durdu belediye. Çünkü belediye yoktu. Yani Hüseyin Şan'la ne yapabilirdik ki o zaman? Hiçbir şey yapamazdı. Devletin en üst kademesi yapacaktı bu işi. Çünkü belediye yerinde yok. Uçmuş. Nasıl benim evim uçmuş? Belediye de uçmuş. Hizmet yok, bilmem ne yok. Bazı birimler ne çalışıyor? Bir itfaiye. Bir de temizlik çalıştı. Ama belediye çalışmadı. Sonradan işte Taşlı'nın birkaç birime gitti ki vatandaşın işini görmek için. Yeterli mi? Yeterli değil. Yani burada biraz zayıf düşüldü. Ben belediyenin yaptığı şeyinde hiç şey değilim. Burada valilik çok zayıf düştü. Onu soracaktım. Valilik makamı bu olaya, Reyhanlı olayından sonra ne kadar yakın durdu, ne kadar görev yaptı, neyi eksik yaptı, neyi yapamadı? Valilik'in mesela bize verdiği bir tazminat var. 24 bin lira. Bir de sana onu şehit sayacağım. Bir ne sayacağım? Bir çok madde koymuş. Tamam, tazminatımı ödedi. O zaman aşağıda 24 lira ödedi. Ama biz hukuksal şeylerimizi aramaya kalktık, onu engellemiş o zaman valisi.
bizi o kapsama almamış. Bu var değil. Çünkü niye? 15 Temmuz'daki de sivil, Urfa'da ölen de roketten ölen kardeşim de sivil şehit. O da şehit. Sevgili Eren'in bebeğim diyeyim yanına. O da şehit. Ama benim oğlum şehit değil. Yani Reyhan'ın da olan olayda hayatını yitirenler şehit değil. 15 Temmuz'da sivil vatandaşlar şehit mi sayılıyor? Hepsi şehit. Sivil şehit. Ha biz şunu istiyor devletimizden. Haklarımızın genişletmesini istiyoruz. Bize verdiği devlet tarafından verilen bir iş kadrosu. Bir de bize bir aylık bakılandı. Ha aylığı sormak istiyorsanız söyleyin. Onu anneme soracağım. Ama şu bizi üzüyor işte. Yani bir 15 Temmuz şehidiyle bir Eren'imden benim oğlumun ne farkı var? 15 Temmuz'da 15 yıl. Tabii ki. Biz Eren'i de çok seviyoruz. Urfa'da ölen şehit kardeşimi de çok seviyorum. Ya Urfa'daki sivil vatandaş şehit sayılıyor. Reyhan'daki şehit sayılmıyor mu? Bakın işte o olaya dikkat. Çok, biz çünkü çok inceliyoruz her şeyi. Urfa'da ve Reyhanlı'da aynı gün roketler atılıyor. Bir tane sivil vatandaşımız berber dükkanının önünde yakalanıyor, para parça ölüyor. Ve gittim ben ziyaretlerine gittim. Benim Ahmet Avlar'ın kızı, Fatma Avlar, gencecik kızım, roket sonucunda ikiye bölündü. Lisede okuyor, pırlanta giyindi kız, geleceğe gitti. Benim oğlum da aynen geleceğe gitti, o da lisedeydi. Urfa'daki sivilime tam şehit. Ben gurur duyuyorum, kıskanmıyorum ha, yanlış anlamayın. Kıskandığımızdan değil. Ama ben Fatma oğlarıma şehitliği görmediler, oğluma vermediler. Siz mağdursunuz. Olmaz. İşte bu olmadı. Yani keyfiyat mı başkanım? Şimdi biz şunu istiyoruz. Bizim hakları genişletin. Yeter, yorulduk. 8 yıl oldu. 8 yıl oldu. Başkanım döneceğim size, biraz dinlenin. Medine annem, siz şehit annesisiniz. Evet. Siz bu olaydan sonra neler yaşadınız? Devlet size yeteri kadar destek verdi mi? Süreç nasıl işledi? O üzüntülerinizi, özür dilerim, sizi tekrar üzmek istemem ama bu olayları halkı bilgilendirme amaçlı. Belki siyasilerimiz bu olayı görmüyordur, unutmuştur. Gündeme alıp tekrar bu problemi çözme adına bize orada yaşadıklarınızı anlatır mısınız? Öncelikle size de Doğuş TV'ye de çok teşekkür ederim. Bize böyle bir imkan verdiğiniz için. Zaten birinci bomba belediyenin orada patladı. Ben o an çocuklarımı hepsini arıyorum dediler Reyhanlı'dan. Biz zannettik Suriye'den bir bomba bir yere düştü. Çünkü hep bunu yaşadığımız için normal bir şey zannettik. Sonra dediler ki ikinci bomba çarşının içinde patlamış. Benim çocuklarımın da iş yeri hepsi orada olduğu için telefoncular. Benim rahmetli oğlum da işsiz yani hani yeni evli abisine yardım için gidiyor. İşte abisi dedi gel kardeşim hanım. Ne kazanırsan tamir işinde al cebine koy git. Yani hani şey kalma, işsiz kalma. Orada ben o arada bütün çocuklarımın telefonunu arıyorum. Hiçbirisine ulaşamıyorum bombadan sonra. Hiç kimsenin telefonuna ulaşamıyorum. O arada en son rahmetli oğlumun telefonunu aradım. Bir yabancı birisi açtı telefonu. Ben o zaman dizlerimin bağı çözüldü. Düştüm evde, kızım yanımda. Dedim benim oğlumun telefonu. Sizde ne geziyor? Ne işi var sizin yanınızda? Bana dedi ki bilmiyorum bacım dedi. Birisi dedi getirdi bana bıraktı dedi. Bu telefonu dedi. Yoldan bulmuş ne yapmış deyince zaten dünya başıma yıkıldı. O arada büyük kızım yanımda beraber indik yola bir arabayı çevirdik. Arabanın önüne atladı kızım. Ne olur bizi çarşıya yetiştir. Çarşıya belediyenin oraya gittik. Yollar kapalı. Benim kızım, torunum da dershaneye gitmiş. O an belediyenin orada nasıl gideceğimi bilmiyorum. Kızıma dedim al çocuklarını git evine. Oradan da o jandarmanın o tarafta. Her taraf camlar ayağıma batmış. Dükkanın önüne geldim. Tanımıyorum. Her taraf yanıyor. Alev alev yanıyor her taraf.
Sadece ellerimi açtım. Allah'ım benim çocuklarım bu dükkanda sağ çıktı mı? Bana orada soruyorlar. İtfaiyeler orada, yıkıyorlar oraları. Benim çocuklarım burada sağ çıktı mı? Ama dükkanı tanımıyorum. O anda birisi bana sordu. Senin çocuklarından bir şey var, bir şey oldu mu? Bilmiyorum diye sadece feryat ediyorum. Gittim aşağı oğlum gibi. Orada. Bütün mahalle başıma toplanmış, feryat ediyorum. Hiç kimseden haber yok. O arada eşimle o bir oğlum geldi. Ne oldu dedim, çocuklarda bir şey var mı? Halil yaralı dediler. İsmail de yaralı. Antakya'ya ambulansla gittiler. Nereye? Araştırmaya. O zaman da feryat ettim babası, eşimle oğluma. Siz ne geziyorsunuz burada? Siz niye buradasınız? Bindik aralarına, arkalarına gittik. Oğlumu hastanenin bahçesinde gördüm. Yemin ediyorum Hasan Bey. Süleyman. Süleyman Bey, kandan hiçbir yeri görünmüyor çocuğun. Üstündeki çamaşırda bir damla, bir nokta kadar kuru yer bulamazsın. Başından yaralar almış, her taraf yaralı, böyle kanlar, yüzü gözü hepsi kan içinde. Böyle baktım çocuğuma, oğlum dedim, bu kardeşinle senin kanın birbirine mi karıştı? Çocuk bana sarıldı. Ama o biri içeride yoğun bakımda. Tabii bomba patlayınca duvar böyle üstüne geliyor, oturuyor böyle bilgisayarı kapatmak için. Üstüne geliyor, gelince duvar altında kalıyor, beyin kanaması, iç kanaması. Yani tarif edemem o acıyı. Nasıl tarif edeyim? O çocuğun o durumuna bakıyorum. O biri yine yaralanmış. Kulak duymuyor. Kulak zarı patlamış. O içeride yoğun bakımda, gidiyorum yoğun bakımın önüne. Beni içeri almıyorlar, göstermiyorlar evladımı. Cansız bedenini gösterdiler bana sabahı. Ameliyat aldılar. Durumu iyiye gidiyordu. Bir saat sürmeden acı haberini aldık. Şehit oldu. Evet. Vefat etti. Defnettiniz. Evet. O günü vermediler. Sabah beklediler. Ne gelecek? Vali mi gelecek dediler. Ne dediler? O imzalayacak. Ondan sonra yok. O durumda bir de tabii ki şey yaptılar. Ne diyorlar ona? Ne bileyim, unuttum adından. Otopsi mi? Otopsi yaptılar çocuğa o durumda. Sonra gösterdiler bana cansız bedenini. Hadi getirdik. Cenazemizi gömdük. O çocuklar yaralı. Dünyamız perişan, paramparça. 6 aylık bebeği arkasında kaldı. Yani ne yapabiliriz? Kim yanımızda diyelim? Ben zaten hiç kimseyi görmedim. Bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü kendimde değilim. O hastanenin içinde kaç tane iğne bana yapıldığını bile hatırlamıyorum. O günler şimdi yaşıyor musunuz tekrar tekrar? Aynen yaşıyoruz. Peki devlet size ne kadar destek verdi? Size maaş bağladı mı? Bize verilen destek şu. Tabii ki eşine memurluk verildi. Onu söyleyeyim. O zaman eşine bir 24 bin lira mı ne para verildi. Biz anne baba olarak bir şey görmedik. Ben size bunu açıkça söyleyeyim. Ha, tazminat olarak bir 24 bin lira mı 25 bin lira bir tazminat. Maddi mi manevi mi Ahmet abi? Maddi. Maddi bir tazminat verildi. Onu devlet vermedi. Devlet vermedi. Bilmiyorum artık nasıl verildi. Hayır, devlet vermedi onu. Hukuksal yani, işlemlere biz girdik. Benim orada. Benim oğlum, yani ikisi de tamamen iş yerleri gitti. Hiçbir şeyler kalmadı. Birisininki tamamen yandı yani. Hiç zerre kadar hiçbir şey kurtarılmadı içinde. Ona o zaman işte kayıp olarak işte biraz bir miktar para verildi. Çocuğa dediler ki sen o zamanın kaymakamıyla, belediye başkanı, bilmiyorum birileri işte. Sen şuraya şu imzayı at, bu parayı kabul et. Biz seni memur olarak bir işe koyacağız dediler benim çocuğuma. Aylar geçti tabii, psikolojisi bozuk. Hatta birkaç ay sonrası kafadan aldığı darbeden şey, nefes alanı tamamen tıkandı. Adana'da hangi hastanede ameliyat oldu benim çocuğum? Adana'da. Balcalı'ya mıydı? Balcalı'dan bilmiyorum nerede ameliyat oldu. O başında aldığı darbeler bu şeyine inmiş, kendisine inmiş et parçaları tamamen kapattı, yatamıyordu. Aylarca çocuk hiç uyku namına bir şey yok. Çocuğun vücudu hepsi bunun gibi simsiyahtı. Birkaç ay sonrası, kaç ay hatırlamıyorum, gitti Adana'da ameliyat oldu. Kendi imkanlarıyla değil mi? Kendi imkanıyla gitti, ameliyat oldu. Ve çocuğuma söz verdiler, sen buraya bir imzayı at, biz seni işe koyacağız.
Aylar geçti. Çocuk sürekli gidiyor yanlarına. İşsiz, güçsüz. Bir sürü borcu var. Verilen para zaten borcunu kapattı bu çocuk. Evi kira. Ne yapacak bu çocuk? En sonunda dediler ki sen şuraya şu imzayı at. Biz seni işe koyacağız. Aylar geçti. Gidiyor yanlarına. Aa diyor sen lise mezunusun. Bu köprünün altında çok sular geçti. Sen Cumhurbaşkanı bile memur yapamaz. Ben çocuğum hala hani işte bir ortak bir telefon tamiriyle birkaç iş yapıyorlar. Bir ekmek götürüyorlar. Yeşil kartlar. Öyle çalışıyorlar. Yani ne yapalım? Allah yardımcınız olsun. Tekrar başlığınız sağ olsun. Sağ olun. Efendim Ali Bey, şehit oğlusunuz. Evet. Bayağı bir süreçte yaşadınız. Hukuki evet. Süreç de var sizde. Evet. Şehit oğlu olarak Ali Bas, hı hı, devletten nasıl destek gördü mü? Devletten yardım gördü mü? O süreci biz de kısa sizden anlatırsanız şimdi insanlara. 11 Mayıs günü ben babamı kaybettim. Tabii Medine teyze ve Ahmet amca daha ağır şey yaşadılar. Çünkü onlar çocuklarını kaybettiler. Yani onların acısı tarifsizdir. Tabii ben ailemden büyük çocuğu olduğum için hani biraz daha hukuki süreçlerle mücadeleyle geçti. Ve ayrıca şunu belirtmek isterim ki biz babamın cenazesini bir 4 gün bulamadık. Çünkü herhangi bir vücut bütünlüğü yoktu. Adli tıpta Adana'da teslim aldık cenazeyi. 4 gün DNA raporuyla çıktı. Tabii bu feci şekilde vefat ettiği için Cumhurbaşkanı bize ziyarete geldi sağ olsunlar. O zamanın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Sayın Abdullah Gül. Ziyarete geldi. İşte sağ olsun sordu. Bir eksiğiniz, gediğiniz var mı? Size yardımcı olabilir miyiz falan. Akabinde biz hani maddi açıdan bir şey istemedik. Sadece o dönem ailenden büyük çocuğu olduğum için askere gitmem gerekiyordu. Benim tecili bozulmuştum. Yani dedim ki bir yıl bize bir süre tanıyın. Erteleyin bunu. Hani hem psikolojimiz yerine gelsin, hem ailemi bir toparlayayım. Ondan sonra gider yaparım. Sorun değil. Onlar da tabii ki olur. Hani 5 yıl da olur isterseniz falan gibi danışmanı not aldı. Akabinde hemen aradılar beni. Dediler ki bir dilekçe yollayın, resmileştirelim falan diye. Fakat dilekçem olumsuz geldi. Yani kanunda böyle bir hakkım olmadığı söylendi bana askeriyeden. İşte akabinde ben tabii askere gittim. Ailem burada yalnız kaldı. Zor zamanlar yaşadı. Yani az önce başkanımızın da bahsettiği gibi suhname. Yani suhname bize patlamanın hemen arkasından dayatılmaya başlandı. İmzala atıldı yani. 3 gün içinde. Dayatıldı. Yani ben okuduğum için hani imzalama taraftarı değildim ama inanılmaz dayatıldı. Yani sürekli bizi aradılar. İmzalayın, imzalayın, imzalayın. Ve suhnamede geçen miktar hani başkanımızın da dediği gibi 24-25 bin lira bir paraydı. İnanın camı çerçevesi kırılan esnaf ölen insanlara göre daha fazla para aldı. Başkanımız da. Aynen. O konuya geleceğim. Bunu bilir. Yani daha fazla yardım aldı diyeyim daha doğrusu. Tabii akabinde ben hani direkt askere gittiğim için biz haklarımız nedir, ne değildir bilmiyorduk. Tabii bazı araştırmalar sonucunda gerçekten hani herhangi bir hakkımızın olmadığını, başkanımızın dediği gibi yani bir terör mağduru, sadece bir mağdur olarak görüldüğümüzü anladım. Tabii askerden döndükten sonra işte başkanımız dedi ki biz bazı davalar açtık. Hani bunların sonuçları olumlu olacak gibi. Bununla ilgili hani siz de gelin dava açın falan diye. Biz de davamızı açtık Hatay 1. İdare Mahkemesi'ne. Orada dava süreden dolayı reddedildi. Yani davayı geç açtınız diye süre aşımından dolayı reddedildi. Danıştay'a gitti. Danıştay'da ilk önce bu olayda süre aşımı yoktur dedi. Ve bizim kararımızı olumlu olarak verdi. Hatta öyle bir olay var ki orada. Şimdi biz belli bir sayıda 15 kişi başvurdu Danıştay'a süre aşımından red diyenler. O 15 kişiye süre aşımı yoktur diye karar gelince hiç dava açmayanlar vardı. Onlar dava açtı. Onlara zaman aşımı olmadığı için tazminatları ödendi. Fakat
Danıştay'ın verdiği karara itiraz edilince diğer bakanlıklardan Danıştay tekrar kontrol altına aldı davayı ve itirazdan sonra gelenler de hep olumsuzdu. Yani bize olumlu yani çıktı. Yani iki karar çıktı yani. İki karar çıktı. Üç aynen karar, öyle. Üç karar çıktı. Onu anlatacağım yani size. Şimdi yani burada şöyle bir durum var. Hani bunu avukatımızla da konuştum. Dedim ki yani böyle bir şey hani neden oldu? Şimdi diyor ki biz şu kanunla yani Danıştay'ın verdiği karara göre biz şu duruma, şu sınıfa sokulmuşuz. Terör mağduruyuz ve 60 gün içinde biz terör mağduruyuz diye başvursaydık haklarımızı alabilirdik. Ya insanların psikolojisi bozulmuş orada. Benim babamı gömmem 10 günü buldu Süleyman Bey. Kendi imkanlarınızla mı getirdiniz Adana'dan cenazeyi? Yok. Devlet mi yardım etti? Yok, devlet yardım etti. Devletimiz yardım etti. O konuda devlet yardım etti. Ama yani o 60 günlük süre hani tarla olayından bahsetti. Ürünün, mahsulün battı falan filan. Hani belki orada kullanılabilir ama yani burada büyük bir olay yaşandı. 53 kişi öldü. Benim sadece babam ölmedi. Medine teyzenin oğlu benim liseden arkadaşımdı. Karşısında Yusuf arkadaşımız vardı. Yani sayamayacağım kadar çok arkadaşım vardı benim orada. Yani onların ben kendi cenazemizi bitirdikten sonra başkalarının taziyelerine gidiyorduk. Yani bu böyle bir olay. Hani yani basite indirgeniyor ama hiç de basit bir olay değil. Oradaki patlamada kullanılan bomba basınç tesirli bir bomba. Yani sadece size parçalar geldiğinde ölmezsiniz. Basınçtan iç kanama geçirtirir. O şekilde de ölürsünüz. Yani son derece kapsamlı bir yani bomba. Böyle namusluca yapılan bir suikast yani. Yani öyle basite indirgenecek bir olay değil bu. Peki askerde psikolojik tedavi gördünüz mü? Şimdi askerde tabii gittiğiniz zaman komutanlarınız soruyor nerelisin falan diye. İşte bir tanesi bana sordu nerelisin? Dedim Reyhanlıyım. Ya dedi sizde böyle bir olay oldu. Var mı sizde kayıp? Babamı kaybettim. Hatta adam bayağı bir şaşırdı. Hani niye geldin o zaman askere gibi. Sağ olsun oradaki komutan da bayağı bir yardımcı oldu bana. Tabii bu olayı yaşadığım için şey yaptılar. Hani sen farkında değilsindir. Hani durumun iyi değildir. Biz sana bir psikolojik tedavi uygulayalım. En azından git komutanlarınla görüş, konuş gibi. Öyle bir tedavi aldım. Faydalı oldu mu? Evet oldu. Bir deşarj oldum yani o dönem içinde. Ama tabii benim o dönemde askere gitmem kadar, yani çünkü bütün aklım ailemdeydi. Yani hani büyük olunca bazı sorumlulukları alıyorsunuz, bazı şeyler arka plana itiyorsunuz ama sonuçta ailenizin sorumluluğunu almışsınız ve onların yanında değilsiniz. Bu gerçekten aileye maaş bağlandı mı Ali Bey? Şimdi o maaş konusunda Medine anneme de soracağım şimdi. Yani maaş konusunda şöyle bir şey, onu da dile getireyim. Ben suhnameyi imzalamayınca kaymakam beni yanına çağırdı. Dedi hani neden imzalamıyorsun falan. Ya dedim buradaki yazılanlar bana mantıklı gelmedi. Yani o yüzden imzalamıyorum ama dedim çağırdığınız iyi oldu. Sizle de görüşeceğim. Görüşmem iyi oldu dedim. Sonra dedim ki yani ne haklar verecek? Ben sizin ağzınızdan duymak istiyorum. Sonuçta ben ailemi savunmak zorundayım. Hani. Yeah. Dedi ki işte dedi iş hakkı bir tane. En az dedi asgari ücrete yakın bir maaş. Yani asgari ücret seviyesinde. O dönemin şartları için söylüyorum. Ortalama bir 700'dü zannediyorsam asgari ücret. 730. Evet. O dönemin şartlarında bir asgari ücret maaşı. Bir de işte iş hakkı maaş. Bir de işte o basit bir para. Bunlar verilecek dedi. Dedim bunun haricinde bir şey var mı? Onun sözünü veremem dedi. Ama yani kaymakamın dediği genelde tuttu. Sadece asgari ücret konusundaki maaş o zaman bize yarısından azdı gelen para. Annem alıyor zaten. Yarısından azdı. Şimdi bizim bir kimliğimiz yok Süleyman Bey. Ne olduğumuzu bilmiyoruz. Yani herhangi bir şeyden faydalanamıyoruz. Yani Medine teyzenin de dediği gibi boşu boşuna sanki oradaki insanlar vefat etti. Aynen. Yani bizim herhangi bir kimliğimiz yok. Mesela şehit yakınları sudan indirim alıyor, elektrikten indirim alıyor. Ne bileyim TOKİ konutlarında bir ayrıcalık sunuluyor. Ya bunların hiçbiri yok. Zaten ben bunu askerde hissettim. Yani bizim herhangi biriyle, ölen biriyle bir farkımızın olmadığını gördüm. Mücadelemiz de zaten bunun için. Yani istiyoruz ki bizim haklarımız genişletilsin.
daha güzel haklara sahip olalım. Ve şunu da söylüyorum. Gerçekten şehit ailelerinin çoğunun durumu çok kötü. Reyhan yani başkanımız daha iyi bilir. Gerçekten çoğunun durumu çok kötü. Yani bu insanlar bunu neydi ve evlerinin lokomotiflerini kaybetti çoğu. Çalışan insanlar öldü çünkü orası çarşıydı. Çoğunun çalışan, evin çalışan insanı öldü. Yani zor durumlar dolayısıyla. Devlet sizi işe aldı mı? Bizde bir iş alımı oldu. Biz onu kardeşime verdik. Kardeşinize verdik. Benim hali hazırda işim vardı çünkü. Çok teşekkür ederim. Askerin bayağı faydası olmuş size. Çünkü toparlama, araştırma sizi toparlamış. Keşke o zamanki verilen sözler yerine geleydi de biraz geç gidip aileye daha rahat toplardı. Aileme işte hiç faydası olmadı. Yani bana evet biraz bilinçlendirme açısından faydası oldu ama ailemi ben hala toparlamış değilim. Yani inanın hala bir yerden bir yere gidince sıkıntıları var. En ufak bir bombalama olayında Reyhanlı'da hemen arıyorlar. Ya bırakın bombalamayı, çocuklar aşağıda o hani oyuncak torpiller var ya onu patlatsalar tedirgin oluyor. Aynen yani. Öyle oluyor. Yani evet. Tamam ben bir şekilde ayakta durdum. Biraz güçlü bir karakterim vardır ama yani ailemin bunun sıkıntısını yaşıyor. Bunu başkanıma soracağım bunun devamını. Çok teşekkür ederim ailemi. Rica ederim sağ olun. Annem siz devlet size kaç lira maaş veriyor? Şimdi, bana verilen maaş o kadar yüksek ki söyleyemiyorum. 200 lira maaş veriyor bana devlet. Ve beni primsiz emekli yapmış. Primsiz emekli. 200 TL maaşım var. İlacım bundan, doktorum bundan, her şeyim bundan kesiliyor. 200 lira. 200 lira evet. Yani şu an 6 koli yumurta parası yapıyor değil mi? Öyle bir şey. 30 arlıdan. İlk verdikleri 90 TL'ydi. 30. Evet. 8 yılda 3-6 koli. Evet, 200 lira. Evet. İlk verdikleri 90 TL'ydi. Evet. İlk verdikleri 90 TL, 8 yılda... Bu da şey olarak veriliyor, yetim maaşı altında veriliyor bize. Yetim maaşı. Evet. Şimdi yetim, şehit, çünkü sivil... Ben oğlumu kaybetmişim, yani nasıl bana yetim maaşı olarak... Biz anladık, bilmiyoruz. Şimdi ben oğlumu, canımı, gözümün nurunu kaybetmişim. Bunun arkasında bana verdikleri nasıl oluyor yetim maaşı olarak? Yani 200 lira bana maaş veriyor. Bunu nasıl, yani biz bunu anlamıyoruz zaten. Aklımız yani şey olmuyor. Nedir bu yani 200 TL maaş veriyorsunuz, o da yetim maaşı olarak. Bir de primsiz emekli yapmışsınız bizi. Bilmiyoruz, biz de anlamıyoruz neden bu böyle. Ve başkanıma soracağım, burada ağırlık başkanımda. Galiba soruları çoğunu orada irdeleyeceğiz. Çok teşekkür ederim Medine annem. Tamam. Sayın başkanım, Cumhurbaşkanı geldi. Vekiller geldi. O zaman belediye başkanı Hüseyin Şan verdi şu an mecliste. Sizin bu 11 Mayıs Şehitler Derneği'nin taleplerine destek vermediler mi? Şu an ne aşamada? Siz bu kadar mücadele ediyorsunuz, bu mücadelenin karşılığını muhatap bulabiliyor musunuz? 8 yıldan beri bu işin peşindeyiz. Derneğimiz kurulduktan sonra tek hedefimiz şehitlikte. Tek hedefimiz. Bütün mevcut olan bütün milletvekilleriyle mevcut olan bütün milletvekilleriyle biz hepsinden görüştük. Görüşmediğimiz hiçbir milletvekili kalmadı. Arttı. Genel başkan düzeyinde olan derneğimize geldi. Türkiye'deki bütün siyasi partilerin genel başkanları Hatay'a geldikleri zaman ilk uğradıkları yer 11 Mayıs Reyhanlı Şehitleri. Geçen bundan 15 gün önce en son gelen kafile MHP üst düzeyde büyük bir katılım yaptı. CHP üst düzeyde genel başkanlığı düzeyinde bir şey yaptı. Yeniden Refah Partisi geldi. Saadet Partisi geldi. Ben gelenleri söylüyorum burada. Bütün hepsine tek bir istediğimiz şu şey. Şimdi benim 10 tane milletvekilim var ya. Hatay 10 tane milletvekili. 10 tane milletvekili. 8 yıldan beri kimse kızmasın bu olaya. Hepsini de biz seviyoruz. Hepsine de saygı sonsuz. 8 yıldan beri çıkıp bir tanesi 11 Mayıs Reyhanlı şehitlerle ilgili bir kanun teklifi verdi mi? Ya
bana bizzat sağ olsun o zamanın valisi beni Süleyman İçişleri Bakanı'na görüştürdü. O zaman Süleyman Soylu'yla değil mi? Evet. Sayın görüştürdü. Bakanına. Vali Bey'in makam odasında beni görüştürdü. Başkanım buyurun dedi. Dedim Sayın Bakanım sizden tek bir ricamız var. Buyurun dedi. Dedim şu bizim yaramıza bir merhem olun. Bak başkan dedi. Ben bakanım. Git dedi 10 tane milletvekilim var getirsinler yasa getirsinler dedi. Geldi. Benim yanıma geliyorsun. Yasayı ben mi hazırlayacağım dedi. Vekillerin meclise sunsunlar dedi. E şimdi 10 tane milletvekili var. Hepsi de birinden pırlanta. Ama maalesef biri de geçmiş dönemden belediye başkanı. O acıyı yaşamış bir. Yaşadığı acıyı biz çok Hüseyin iyi biliyoruz. Ben yanında çalıştım. Tam 13 yıl. 13 yıl beraber fiilen omuz omuza çalıştım. Ama Hüseyin Bey ne yapabilir tek başına? Hüseyin Emay var, Oteyi var, İsmet Togdemir var, Güzel Mansuroğlu var, Samandağ Milletvekili var. Tek tek sayalım başkanım. İsmet Togdemir var. Evet var. Yayman var. Vekilim Yayman var. Evet. Sebat Hanım var. Sebat Hanım var. Güzel Mansur var. Geçen derneğim yine geldi. Serkan Topal var. Ya şimdi hepsi milletvekili değil mi? Hacı Bayram Türkoğlu var. Bana söz verdi. Bana bizzat birebir görüştüm aslında. Yani şimdi Hatay. Sadece benim mi? Kendilerim de Hatay'ım. Hatay'ı temsil ediyorlar. Benim için önemli değil. Bir şehitler derneğiyiz. Bizim siyasi partilerde şeyimiz yok. Biz her partiyi, vatanımı seven her partiyi ben kapım açık. Açık. Net. Herkese kapımız açık. Çünkü biz şeyiz yani. Sivil toplum örgütü. Sivil toplum örgütüyüm. Ben AB partisi diyemem ki. Ben hepsine saygım sonsuz. Ama şu gün bugün bakın. İşte fırsat ya milletvekilleri. Masada fırsat. Bütçe hazırlanıyor. İçişleri Bakanlığı'nın veya Aile Sosyal Politikalarının yarın bütçesi görüştüğü zaman torba yasaya koyamazlar mı bizi? Korlar. Birlik olurlarsa korlar. Bizi hiçbir şey istemiyoruz. Ne iş, ne para, ne... Bana bir kimlik versin. Desin ki şehit kimliği. İnanır mısın başka hiçbir şey istemiyorum. Niye biliyor musun? Ben otobüsten indirildiğim gün ağladım çünkü. Ben dedim şehit babasıyım bana kimliği çıkar dedi. Ne kimliğim yok. Amca dedi utanmıyor musunuz bize yalan söylüyor. İşte bak. En kötü şey bu. Burada aklıma geldi başkanım. Bak şöyle bir problem de var. Kız çocuğu 25 yaşına geldiği zaman şehit kimliği verilmiyor. Şehit çocuğuna. Evet. Ben bunu sosyal il müdürlüğünde doğrudur. Öğrendim. Ya ben bırak çocuğum. Ben hanımı istiyorum. Oğlum benim. Ben oğlumla gurur yaşamak istiyorum ya. Şehit babasıyım. Şehit babası demesini istiyorum ya. Bana bir tanesi diyecek ki şehit babası kimliğim olsun. Ben bir şey istemiyorum. Terör mağduru sen, diğer olarak terör mağduru. Sevil şehit sen de ki sevil şehitsin. Şehit sen de ki şehitsin. Ya bir şeyler bir belge verin, belge. Başka hiçbir şey istemiyorum. Bütün mücadelemiz bu. Ben sana söyleyeyim, ister versinler ister vermesinler. Bu vatan için canımızı feda etmeye hazırız. Biz verdik gitti başkanım. Yine veririz. Yine veririz ya. Yine veririz. Onlar da bizim vekillerimiz. Biz problemi ortaya koyuyoruz. Onlar da çözecek. Bu vatan, mecbur bu çözecek. Vatan o kadar ucuza satılmaz. Sattırmayız biz. Biz şehit ailesiyiz. Aynen öyle. Bu Türkiye Cumhuriyeti'ni yatıp da şehit aileleridir. İyi ki hemen oğlum şehit olmuş. Neden bir araya gelmiyorlar başkanım? Sana söz veriyorlar. Bir yasa çıkarttırmıyorlar. Ya bir yani yasa. Ne yapıyorlar ya mecliste? Vallahi ben de bileyim. Vallahi bileyim. Bakın ben size çok konuşayım. İsmail İnan'a gittim. Hüseyin Bey'e de gitti. Sağ olsunlar, ilgileniyorlar. Bir derince yetmiyorlar ama yetmiyor. Ama ben olsam, onu toplanır. Arkadaşım, bu kadar, hepimiz bu kadar acısını biz çektik. Başkanım, şimdi bir dediklerini iki ettirmiyorlar, bizden ilgileniyorlar diyorsun. İlgileniyorlar. Ama bu probleme de el atmıyorlar diyorsun. Şimdi nasıl? Şu var Kimsizden? Ahmet abi, bize Kimsizden? Sözler veriliyor. Bak veriliyor değil, bize yok. Çok sözler veriliyor. Geliyorlar derneğimize konuşuyoruz. Biz sizden bir şey istemiyoruz ya. Maddi, manevi hiçbir şey istemiyoruz. Bir şehitlik istiyoruz.
Benim yarın torunum büyüdüğü zaman benim babam şehit diye gurur duysun. Ben bir anne olarak gurur duyayım. Bize bu sözleri veriyorlar. Ama nedense o verdikleri söz o kapıdan çıktıkları an arkada kalıyor. Bizim tek derdimiz ya sözünüzde durun, verdiğiniz şehitliği yerine getirin. Ya canımız yanıyor artık. Ya evlatlarımızı kaybetmiş, bari verdiğiniz sözleri yerine... Ya bir sesimizi meclise taşıyamazlar mı? Bu kadar milletvekilimiz 9, 10, 11 tane mi ney varsa hepsiyle görüşmüşüz. Ya hepsine demişiz ki sesimiz olun, kulağımız olun, gözümüz olun, bizim sesimizi meclise taşıyın. Biz sizden bunu istiyoruz, biz başka bir şey istemiyoruz, biz bir şehitlik istiyoruz. Tamam biz asker gibi değil ama en azından bir şey, sivil şehitlik ya, veresin bize. Ben deyim ki ne ben şehit annesiyim, gururla söyleyeyim ya. Yani bunu diyemiyoruz, bunu yapamıyoruz çünkü bize verdikleri sözler kapıdan çıkıyorlar, arkalarında bırakıyorlar. Artık ben Ahmet abi bazen de yani artık her şeyimi aşıyorum, bazen onlara da kızıyorum. Yani neden bizi bu kadar ciddiye almıyorlar, önem vermiyorlar hiçbir şekilde. Nasıl olsa 8 yıl geçti arada, bu köprünün altında çok sular geçti. Ama bunların tamam sözünü dinleriz ama kapıdan çıktığını bırakalım her şeyi. Bunlar olmaması lazım. Madem ki böyle yanımızda olun. Şehit annemiz, annesi olduğumuzu bilelim. Ben bütün şehit annelerinin, bütün şehit annelerinin temsilcisi olarak buraya gelmişim. Ve ne olur bize verilen sözleri yerine getirsinler. Çok yorulduk. Çok yorulduk, çok mücadele ettik. Annem, Vali Bey'le de görüştünüz mü burada? Vali Bey'le de görüştük. Görüştük, Vali Bey dedi ki bunlar işim değil başkan. Nasıl çözecek dedi. Evet. Bakın burası kardeşlik şehri mi? Kardeşlik evet, şehri mi? Kardeşlik şehri. Burası kardeşlik şey. Farkı. Az da kardeşliğin fırsatlığı. 10 milletvekili el ele tutuşun, çıkın Cumhurbaşkanı'na. Bizim Reyhanlımız mağdurdur, şehidimiz mağdurdur. Ben böyle milletvekili istiyorum. Hayır biz randevu istiyoruz, randevu da alamıyoruz. Şimdi Hatay'ın devlette temsilcisi, babası Vali Bey değil mi? Vali Bey. Vali Bey de bak sağ olsun. Vali Bey bak bu konuda biz Vali Bey'den çok memnunuz. Her konuda Vali Bey yanımızda. Bir sorun olduğu zaman bana şunu demiş. Başkan bir sorun olursa 24 saat sonra kapıma çık. Biz kimse razı etmeyiz. Devletimiz işliyor. Ama Vali Bey ben bunu anlattığım zaman Vali Bey benim işim değil dedi. Başkan bu meclis işi. Şimdi ben valiye ne kadar yükleneyim? Ne yapabilir? Yani burada şehitle yardımcı olabilir. Belediyeler ya bakın, irtibata girip bakın, yapamazlar mı başkanım? Ya bakın bazen ok yerden çıkar derler ya. Ok yerden çıktığı zaman artık bulanıyoruz. Ya Türkiye'nin her yerine gidin bakın. Sivil şehitler olsun, terör mağdurları olsun, 15 Temmuz olsun. Ya biz bir iş kura şehit ailesinin oğlunu aldıramayız ya. İş kura aldıramıyoruz ben ya. Aldım. İş kura aldıramıyoruz. Bana söyle Rehanlı'da kaç tane iş kura giren bir şehit çocuğu var? İspatlayacağım. Bir tane yap. Ya Allah'tan korkun ya. Bir tane şehit çocuğun var mı? Ne var iş kura? Şunu da söyleyeyim Ahmet abi. Buyurun. Ya. Şunu söyledik. Sözünü kesiyorum kusura bakma. Biz belediye annem, başkanımızla da görüştük. Senin. Bak herkesle de görüştük. Bizim derneğimize en azından her dönemde bir şehit annesini derneğe alın. Herkesin ihtiyacı var. Yani öyle mağdur insanlar var ki, öyle paraya ihtiyacı olanlar insanlar var ki, evet. Herkesin ihtiyacı var. Yani zaten herkes kim eşini kaybetmiş, kimi çocuğunu kaybetmiş, kimisi annesini, kimisi babasını, herkes bir şeylerini kaybetmiş. Herkesin ihtiyacı var. Dedik ki her dönem İşkur'da dışarıya iki tane alın, bir şehit annesinde şu dernek için alın. Ya gelsin burada derneğin işini yapsın, silsin, süpürsün, çayını, kahvesini yapsın, her neyse yani. Bir şehit annesini her dönem birisini alın. Tamam deniyor, söz veriliyor. O şey geldiği zaman nedense hiçbir şekilde alınmıyor. Neden alınmıyor? Belediye başkanı da mı destek vermiyor başkanım? Ben yorum yapmak istemiyorum. Hayır biz belediye başkanıyla bir görüştük. Ben dinlesin ben kimseden çekindiğim yok. Allah'tan başka kimseden de korkum yok. Birebir belediye başkanıyla da görüştük. Dedik ki her dönem bir anneyi bize buraya şeye al. Derneğe al. İki kişi de dışarıdan al. Yani üç kişi şehit ailelerinden bir iş kura al. Yok nedense hiç kimse... Söz veriliyor. Söz veriliyor. Valide alınmıyor. Bizzat arada dedi ki Rihanlı şehit ailelerinde her zaman iş kur müdürünü aradı. İzzet Bey'i sağ olsun İzzet Bey'i aradı. Benim önümde Vali Bey dedi ki İzzet Bey bundan sonra Rihanlı şehit ailelerine Rihanlı'da 3 tane kontenjan ayıracaksın. Tutuldu mu söyledi söz? Hayır. İzzet Bey'in önüne bir şey gelmez. İzzet Bey bir şey gelmez. Adamı ben karalamıyorum. Allah razı olsun.
Adam elinden gelen her şeyi yaptı. Ya önemli olan... Başkanım burada şimdi valimiz, bizim valimiz bir talimat veriyor. Devletin temsilcisi burada. Evet. Bir talimat veriyor, talimat yerine gelmiyor. Ben bunu eleştiririm. Eleştiririm. Ben valime bunu bildiririm. Bildirsen ne olacak? Acil bir şey. Ben size şunu söyleyeyim mi? Kimi karşımıza alacağız? Biz 11 Mayıs şehit aileler olarak tamamen devletten de, kaymakamından da, belediye başkanından da, valisinden de, herkesin gözünde biz terk edilmişiz. Öksüz. Kimse görmüyor bizi. Yetim. Biz boynumuz bükük, yetim, öksüz. Terk edilmişiz. Yani hiç kimse bizi ciddiye almıyor. Tamam, bu sözler veriliyor ama hiçbiri de yerine getirilmiyor. Ve bizim canımızı en çok da yakan bunlar oluyor. Ya biz şurada şehit ailesiyiz. Yanımızda olun. Bizimle birlikte olun. Ya ne milletvekilleri kalmadı görüştüğümüz, ne belediye başkanı, ne... Hiçbiri kalmadı ya. Hiçbirisi yanımızda değil ya. Yok, yanımızda değiller. Vekiller bir araya gelmiyor mu başkanım? Annem, şimdi annem çok... Aslında bıraksak tam her şeyi anlatacak da. Esasında gerçeği konuşmak lazım mı? Ben çekinmiyorum kimseden. Şimdi bizim, ben de çekinmiyorum da. Çünkü bak, İsmet Toldemir'i de ben çok seviyorum. Hepsini de çok seviyorum. Ya hepsini çok seviyoruz. Orada şüphe yok. O benim memleketim. Sevgimizde, sağlığımızda şüphe yok başkanım. Bence artık o yaydan çıktı. Bence İsmet Toldemir'den Hüseyin Şanverdi'nin el ele tutuşup bunu çözmeler lazım. Sadece ikisi değil, onu bir. Onu. Yani burada biz, yani Hüseyin Bey'in yaşadığı acıyı ben biliyorum. Beraber yaşadık, Şimdi bütün milletvekilleri bu acıyı yaşadıysanız o zaman bu olayı çözün. Ahmet abi. Şimdi Süleyman Bey. Yaşadılar şimdi, ama hiçbiri bizim kadar bizim evlat acısı çekmediler. Bu, acıyı yaşayabilirler. Amacımız biz bu 10 milletvekili yemin içerim eğer Cumhurbaşkanı söyleseler bizim olayımızı çoktan bu olay çözülmüştü. Daha bu kimse söylenmedi bu olay. Ya dikkat ediyorum. 2013'ten beri bugüne kadar o kadar mahkeme süreci oldu, o kadar davalar oldu, o kadar alma törenler oldu. Hiçbir basın kuruluşu, bir televizyon hariç, o da dedi de isim söylemeyeceksiniz. Evet. Bir televizyon hariç hiçbir zaman 11 Mayıs'la ilgili program yapmadı, gündeme taşımadı. Ya biz ne yaptık size? Ya biz gittik gezdik başkanım şimdi Reyhanlı'yı. Reyhanlı Suriye olayında en çok zararlı gören bir ilçemiz. Değil mi Ali Bey? Evet. Bak pırlanta gibi bir genç kendini toparlamış o olayda. Ben hayran kaldım. Konuşmasıyla, bilgisiyle kendini geliştirmiş. Şimdi bu arkadaşımız Ali Bey askeriyede gördüğü destekle kendini geliştirmiş. Ama... Şimdi Reyhanlı'da baya bir sıkıntı var. Var. Reyhanlı, Türkiye, şurada Hatay'da en çok zararı gören Reyhanlı. Evet, hadi gidip görüyoruz. Pırlan, gidiyorsun, televizyon kanalı dediğin için söylüyorum. Gidiyor bir muhabir, savaş şeyini giyiyor, çıkıyor oradan haber yapıyor. Ama Reyhanlı pırlanta gibi pırıl pırıl. Bize gelip eve de evde röportaj yapıyorlar. Televizyon buyur annem, kanalları. Anlatsın, evet, sen eve gelip mesela 11 Mayıs'tan öncesi, anneler gününden bir gün öncesi gelip röportajlar yapıyorlar. Tamam, konuşuyoruz, her şeyi şey yapıyoruz. Ama iş ciddiye gelince neden birkaç kelimemiz veriliyor? Ciddi konuştuklarımız verilmiyor televizyonda. Şimdi burada canlı yayındayız. Her şey... Polisin mahkemesinde de hiçbir şekilde yayın yapılmadı. Ya, yapılmadı. O polisin, bir polis suçlu bulundu da patlamada. Görevi kötüye kullanmaktan. Orada mesela yayın yaptı başkanımız da bazı kanallara konuşma yaptı. Ben özellikle takip ettim. Hiçbiri yayınlanmadı. Yok. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Bir yıl sonra yani benim askerliğimden ben mevlüt okutmak istedim bütün şehit ailelerine. Bir camiye gittim. İnanın kimsenin haberi yoktu olaydan. Bir yıl geçmişti daha üzerinden. İnsanlar bilmiyor. Gündemden yani, düşürdüler ya. Şu an gidin sorun. Çoğu insan bilmez. Hatay'ın dışına çıkın. Çoğu insan bilmez bu olayı. Yani çünkü yayın yasağı getirildi. Olaylar tam şekilde nakşedilmedi. Dolayısıyla yani bunun bir sıkıntısını da çok yaşadık. Şimdi bu olay Ali Bey tamamıyla zaten herkes mutabık konuda. Devleti bölmek için, insanları birbirine kırdırmak için. Bize aynen. Dışarıdan oynanan bir oyunlar bunlar. Bizi yıkamazlar. Yıkamazlar. Bizim sevgimizden, devletimize karşı saygımızdan, biz canımızdan vazgeçmeyeceğiz. Biz canımızdan aynı vazgeçmeyeceğiz. Aynı konuyla bir şey söyleyeceğim ben de. Benden abla bir konuya gireceğim. Unutmadan. Tamam. Bakın 11 Mayıs günü. Buyur başkanım. Bir kanaldan bana bir telefon geldi. Öyle bir yavralıyor ki adam diyor ki Ahmet Bey rica ediyorum senden şehit annelerin hepsini topla altın önüne. Canlı yayın yapacağız mitingden önce.
Ya ben şey annesinin hepsini topladım. Bekliyor. Adam kimden röportaj yapıyor biliyor musun? MKK rektörünle. La ben niye çağırdım o zaman? Adamın 11 Mayıs'ta alakası ne? 11 Mayıs'ta alakası ne? Adamı getirmişsin ta Antakya'dan. Rektör yardımcısını. 11 Mayıs'a kadar ondan konuşuyor. Adam 11 Mayıs'ın ne olduğunu bilmiyor. Dedim ben ne? Dedim niye bizi şeytanlara çağırdın adamların röportajı yapıyor? Vallahi ben eylemler geldi dedim. Bizi şeytanlarında yordular. Canlı yayın yapacaklardı. Adamla röportaj yaptılar. MKK rektör müdür, yardımcısı mıdır? 11 Mayıs günü. 11 Mayıs günü benim şeytanlarımı çekmedi. Gitti rektörü çekti. Allah canıma sağlık verirse 11 Mayıs'ta Reyhanlı'dayım başkanım. Ya hocam İnşallah daha neler var neler. Bir sürüsü yok. Yeter, yeter, yeter. Bize bir kimlik ya. Biliyorsunuz bir film vardı. Kimliksiz. Ya evet. Ben o filmi izledim. Demek kimliksiz. Kendini oradan mı görüyorsun? Ben orada görüyorum yani. Ya bir insan zaten sıfatıyla yaşar. Ben sıfatıyla. Bir kimliği olmalı yani. Şimdi kimliğim istiyor. Bizim yani. Başımıza biz bu olayı gelmesini istemedik. Yani birçoğumuzun hayatını etkiledi. Birçoğumuzun hayatında köklü değişikliklere sebep oldu bu olay. Yani bunun da bir bedeli olmalı. Yani bize belli bir kimlik verilmeli. Haklarımızın genişletilmesi gerekli. Yani bakın bu artık zorunlu hale geldi. Ya inanın ben bir sahne gördüm hayatımda. Yani o gördüğüm sahneyi Allah bir daha bana yaşatmasın. Başkanım bir gün beni aradı. Hiçbir insana yaşatmasın. Dedi ki yardım kolileri var, yardım şeyleri var. Ya bugüne kadar başkan da bir tanesini gidip almamışım. Yani ben çünkü kendi işimde gücümde olan bir insanım. Ekmeğin peşindeyim. Ama o gün Reyhanlı'daydım. Dedim bir gideyim. Hani ne bu yardım kolileri? Ya şu belirli markaların işte tişörtleri, kazakları falan filan. Hani defolu mal dediğimiz ama defoyu da aşmış artık. Yırtılmış yani. Böyle dikiş yapılmış saçma sapan ürünler ve bu ürünleri alıyor bu insanlar. Suriyelilere verilen yardım paketlerini alıyor bu şeytaneleri ya. Yani bunlar Türk milletinin insanı. Bunu mu hak ediyor? Yani bu duruma düşürülmeyi hak ediyor mu? Hak etmiyor zaten. İşte en çok zoruma giden benim nokta bu. Bu insanlar bunu hak etmiyor. Bu insanların dedeleri, neneleri bu vatanı kurtarmak için hayatlarını vermişler. O Çanakkale'ye gidip gezdin mi orayı? Çanakkale. Yok kısmet olmadı ama mutlaka gezmeni gideceğim. Gezmeni tavsiye ederim. Yani orada her türlü, her yerden Budapeşte'den var, Romanya'dan var, Ukrayna'dan var, Azerbaycan'dan var. Tarih orada işte. Var tarih orada. Tarih orada. Tarih orada. Tek kelime Çanakkale. Biz de onların torunlarıyız işte. Bu insanlar bunu hak etmiyor Süleyman Bey. Gerçekten hak etmiyorlar. Yani bu kadar kötü duruma düşürülmeyi hak etmiyorlar. Yani niye böyle oluyor? Niye bizim için birlik olunmuyor? Niye bizim için belli bir adımlar atılmıyor? 8 yıldır bizim daha mahkememiz sonuçlanmadı ya. 8 yıldır Anayasa Mahkemesi'nde şu anda bizim mahkememiz. Ve bu bize reddedilen kararın aksi 2019-2020 yılında Anayasa Mahkemesi'nde zaten var emsal karar. Yani Danıştay şunu diyecek. Ben bir kararla ilgili olumlu veya olumsuz vereceğim. Neye bakarsınız? Emsale bakarsınız değil mi? Evet. Bunun emsali var 2019-2020'de Anayasa Mahkemesi'nde. Olumlu vermiş. Siz niye hala özellikle direterek olumsuz karar veriyorsunuz? Buradaki onlarca insanı mağdur ediyorsunuz. Kimler parmak basıyor böyle bir şey? Bir de işin göt tarafı. Yarın daha ortalık karışacak. Verdikler parayı icra yoluyla tahsil ediyor. Aynen. Eğer bize verme... Şehit ailesi. Eğer şu anda bu karar onanırsa... Tazminat alan aileler de parayı geri ödemek zorunda kalacak. Faiziyle. Evet. Ödeyeceksin diyor. Böyle bir risk var. Böyle bir açar mısın? Yani zaten işin kötü tarafı burada. Yani şu anda bize, ben size hani kısaca anlatacağım hukuksal süreci. Bize açıkça şunu dediler. Siz patlamadan 60 gün sonra başvuru yapmadığınız için tazminat hakkınız bulunmamaktadır. İşin pratiği, basit halde açıklaması bu. O 60 gün içinde başvuranlar belli bir kısım aldı. Ondan sonra başvuranlar oldu. O kişiler ve 1-2 yıl sonra
başvuranların tamamı şu anda biz bu davayı Anayasa Mahkemesi'nden alamazsak olumlu şekilde hepsi geri ödeme yapacak. Ali Bey bir dakika. O ilk müracaat eden insanların bir tazminatını kabul etti, bir tazminatını kabul etmemiş. Tabii bize şeyi kabul etmiyor. Sen de manevi vermeyeceğim diyor. Manevi tazminatı kesinlikle söz konusu bile yapmıyor. Niye vermeyeceğim? Vermeyeceğim. Ya sen nasıl bir Danıştay'sın ya? Danıştay Başkan'dan ben görüştüm. Bana ne dedi başkan biliyor musun? Ya Ahmet Başkanım dedi, siz dedi çok mağdursunuz dedi. Ben dedi elimden gelen her şeyi yapacağım. İnşallah sesimi duyar. Dedi ben dedi Rihanlı şehitler için elimden gelen her şeyi yapacağım. Çünkü dedi Danıştay'da binlerce dosya var. Ah dedi sizin önünde dosyaları çıkartıyorum, el üstüne koyuyorum dedi. Orayı çözeceğim. Ama iyi, keşke çıkartmasaydın. Çıkarttın ya biz başımıza yıktın. Adamın ayağı kopmuş, tazminat ödenmiş, adama şu anda içine çıkıyor. Geri ver parayı. Kopmuş, kopmuş, ayağı kopmuş. Rehanlı şey gazisi. Hocam daha neyi anlatayım size? Ya bunlar... Danıştay'da yapılan çifte standart. Danıştay'da, bence o Danıştay 10. Daire Başkanı boş hukuk okumuş. Ahmet'e var, Ali'ye yok. Ali'ye var, Hüseyin'e yok. Ne demek bu ya? Böyle bir hukuk olur mu? Birine ak, birine beyaz. Birini vereceğim, birini vermeyeceğim. Hepsine karar ver. İşlemez. Biz de Anayasa Mahkemesi'ne gittik. Anayasa Mahkemesi, şehit babaları, şehit anneleri her biri 70-80-90 yaşında. Ekmeği bulamam, bende şehit ailesi var. Evet, 20 sene sonra mı tazminat alacak? Ya verin, verin ya. Ya toprağa girdikten her şey sonra... var da buna mı yok? Toprağa girdikten sonra verseler artık ne anlamı kalacak? Ya ama, biz para peşinde değiliz ha. Ama o konu Allah gerçekten yani... hassas, gerçekten çok fazla ihtiyacı olan şehit ailesi. Ama şehit ailesi çok ihtiyacı var. Merdiven süperen şehit annem var benim. Ben bunu itiraf ediyorum burada. Merdiven silen şehit annem var. Yem içerim, kadın 70 yaşında, kazmaya gidiyor. Biz çapa deriz. Ekmeği bulan menajer ailesi var. Binlerin üzerinde değil mi? Bir de çoğu şey? Ya, şöyle, şu da var. Hocam bakın vallahi patlayacağım. Ya yakışmıyor. 90 lira aylık yakışmıyor. Şehit annem gitti kaymakamdan, benden beraber gitti. Kaymakam Bey dedi, ben de bu şehit aylığını istemiyorum. Sen dedi devlet hakaret mi diyor? Yok haşa dedi. Devlet dedi, ben devlet boynum kıldırınca. Ama ben de bu aylık istemiyorum. Ne istiyorsun? Ben dedi duruluk maaşı istiyorum. Aynen ben de ona delil. Gittim, şey gittim. Zordan ettik, yazışma yaptık, duruluk maaşı. Şehitliği kabul etmedi ya. Bundan iyi, şehit aylığı ya. Ya gitti kadıncağız duruluk maaşına gitti yazıldı geçine ya. Ekmeği bulamıyor çünkü kadın. Ekmek bulamıyor. Ve birkaç tane, kaç kişi oldu bunu yapıyor yani mesela. Olur mu ya? Ya yaşlılık ya duruluk maaşına çok dedi. Üzücü bir olay. Ateş düşüyor yere yakar. Ama burada vekillerimize, Hatay vekillerine iş düşüyor. Ateş düşüyor yere yakar. Bir de ben şunu istiyorum. Gerçekten bakın, Hatay'ın mozeyi Rihanlı. Hatay'da barış sağlayan da Rihanlı. Kardeşliği yayan da Rihanlı. Mezarlıklar biliyorsunuz büyük şehire bağlı. Evet. Eğer Rihanlı'ya bağlı olmuş olsaydı ben giderim belediyenin de otururum. O işi yaptırırım. Ben Sayın Mesut Savaş'a sizin kanalıyla bakın Mesut Savaş'ın buradan çok, rica ediyoruz. Çok bize faydası oldu. İnkar etmem. Ankara sürecinde 5 yıl bize otobüs verdi. Allah razı olsun gelsinler. Son defa bir şey istiyoruz gelseydi. 53 tane şehide yakışır. Şehitlik ya. Sembolik taşlarla yapılan şöyle güzel bir şehitlik istiyoruz. Örneği Soma. Örneği Kilis. Gidin bakın Kilis'te mezar yok. Mezar yok. Şehitlik yapılmış isimler var mermerlerle. Her alma törenlerinde ziyaretçiler oraya gidiyor. Bir fatih okunuyor. Ya zaten mezarlığın içinde. Şöyle güzel şehidime yakışır. Sembolik bir şehitlik istiyoruz. Lütfü Başkan niye ilgilenmedi bu zamana kadar başkanım? Bu konuda haber yok. İlk defa biz söylüyoruz. Haber olan şeylerde biz söylüyoruz yönsene. Bakın Ankara sürecinde, mahkeme sürecinde 5 yıl, 3 ayda bir bana otobüsü verdi. 60 kişilik otobüsü verdi. Bir güne bir gün yok demedi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bana el uzatın, herkesin Allah razı olsun. Rıhan'ı ben onun da Allah razı olsun. O zaman buradan mesajımızı vermiş olalım. Mesajımız şu. Tabii Lütfü Bey'e bir mezarlık istiyoruz biz. Sen şehitlik. Şehitlik istiyoruz. Mezarlıkta bir uygun bir yerde. Var, yerler vardır. Uygun bir yerde sadece o şehidim unutulmasın diye. Evet. Gerçekten çok güzel bir şey olur.
Çok teşekkür ederim. İnşallah buradan mesajı almıştır. Ha bir de bir konu daha gireceğim. Buyur başkanım. Artık onu söylemesem patlarım. Ben de bir konu daha söyleyeceğim. Söyleyeceğim, soracağım. Şimdi biliyorsun bu mahkeme sürecinde mahkememiz bitti. Katiller hüküm yedi. 9. Ağır Ceza Mahkemesi Rehan'la hakkında bir rapor tutmuş. Kitap bende. Kitap bende. Bu patlamada zarar gören gerçekten çok insan var. Evet. Ama sağ olsun benim devletim tek tek hepsini ödedi. Kimse demesin ben mağdur değilim. Mağdur olan bizik. Yanlar değil. Helal hoş olsun asınlar. Ama yaptıkları 24 kişi. İsimler hepsi bende. Ben diyor devlet tarafından bütün tazminatlarım alındı. Bütün mağdurluğum karşılandı. Ben davacı değilim. Ben bunu en son soru olarak sormak istemiştim başkanım. Çünkü son turu yapacaktım. Bu konuyu son sözlerim olarak geniş bir al ya. Ya şimdi koca bir patlama oldu. Mağdur insanlar çıktı. Tamam ödeyim. Adam iki camı kırmış 7 milyar olmayan para aldı. Adam iki tane pirincin içine şey düşmüş 50-60 milyar aldı. Alsın her hoş olsun. Devletini elinde sonunda çıkar ha kendine. O çıkar. O fuzili alanlar çıkar. Biz almadık. Alanlar belli. Hepsi tespitli. Niye? Hepsi kaymakamlıkta yazılı. 3600'e yakın ben isimlerini biliyorum hemen. Vakıfta çalıştığım için 3000'e yakın mağdur varmış herhalde. 3000. Ya, ayıp ya. 3000 mağdur var. Şimdi bakın. Sen mağdur olduğun halde devlet senin her şeyini ödüyor. O adamlar bombayı patlatmış. Ya niye da koca olmuyor? Herkes davacı, o 24 kişi davacı değil. İlginç. İlginç değil mi? İşte en büyük bizi, bir bomba benim oğlumu öldürdü. Bir de bunların davacı olmaması ben bir kere daha öldürdü. Rehan'ın şerefli insanları. 24 kişi. Ben bunu söylemedim. 9. Ağır Ceza Mahkemesi kitabında 24 kişi ismini vermiş bana. Demiş ki bu benim resmi belgem. Rehan'ın da senin bu patlamanda davacı olmayan 24 kişi var. Maşallah. Maşallah vatanseverler. Yazıklar olsun. Ben son sözüm bu olacak. İkinci şunu söyleyeceğim artık. Rica ediyoruz şu meclis görüşmelerinde bizi bir torba yazsınlar koyun. Şehit annelerine bir armağan olsun. Şehit babalarının bir armağanı olsun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim başkanım. Buyur Medine anne. Evet, ben de Ahmet abinin dediği gibi bütün milletvekillerimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza, hepsine sesimizi duyurmak istiyoruz. Ben anneler gününden bir gün önce patlama oldu. Bir gün öncesi patlama oldu. 11 Mayıs, 12 Mayıs'ta anneler günüydü. Ben devletten de herkesin de milletvekillerinden de şunu istiyorum. Ben anneler günü ben oğlumu toprağa verdim. O günden sonra benim 7 çocuğum var. Bütün çocuklarıma dedim ki bugün ben oğlumu toprağa koydum. Bugünden sonra bana hiçbir zaman için anneler gününde anneler gününü kutlamaya gelmeyin yanıma. 8 yıl oldu. Ben çocuklarımın hiçbirisi o günü gelmezler yanıma. Kesinlikle. Hiçbir şeyle getirmeyin kabul etmiyorum. Anneler günü de kutlamayın. Benim istediğim şudur. Bizim bütün 11 Mayıs şehit ailelerinin, annelerine, devletimizden istediğimiz anneler gününü, bize anneler günü hediye olarak, en büyük hediye olarak biz şunu istiyoruz, bir şehitlik istiyoruz. Bize bir şehitlik versinler, anneler günümüz o günü kutlanacaktır inşallah. Şimdi iki şey istedik annem, Medine annem. Bir Lütfü Başkan'dan bir anıt yapısı. Evet, onu istiyoruz. İkincisi vekillerimizden torba yazısına girerek bu problemin çözülmesi. Evet. Bir yani meclise sesimizi duyursunlar yeter artık. 8 yıl oldu. Bir torba yasayla bu iş bitiyor. Bir madde. Abi. İsteseler 10 milletvekilimiz bir mecliste sözünü açamazlar mı? Bir günden bir güne hiçbir milletvekili bizim şu Reyhanlı'da ne oldu, ne patladı, kaç kişi öldü? Bir gün mecliste dile getirmediler. Getirsinler ki. Hiç olmazsa Cumhurbaşkanımız duysun, herkes duysun ki bize bari bir hanı, bir şehitlik versinler. Yeter artık. Çok yorulduk. Biz bunu istiyoruz.
Ben bir şehit annesiysem ben terör mağduruyum. Evet, çocuklarımın iş yerleri gitti. Yandı. Hepsi gitti. Her şey oldu. Tamam, mağdur bu. Ben mağdur. Tamam, çocuklarım mağdur oldu. Her şeyimiz mağdur oldu. Ama ben can kaybetmişim. Can vermişim. İki evladım yaralı çıkmış. Bir evladım Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Bana diyorlar ki terör mağdurusun. Nasıl oluyor bu ya? Tamam, yandı, iş yerleri gitti. Mağdurum. Ama evladım ölmüş. Nasıl ben mağdurum? Bu mağduriyet değil. Can vermişim. Ben devlette bunu üstüne basa basa milletvekillerine de söylüyorum. Hepsine söylüyorum. Canım çok yandı. Ve bugüne kadar Ahmet abiyle birlikte her yerde yanındayım, sağ olsun. Yani ne zaman söylerse, hasta da olsam, ne de olsam koşarak da giderim. Hiçbir şekilde reddetmem. Benim hepsinden istediğim bu önümüzdeki 11 Mayıs'a kadar bize müjdeyi versinler. Anneler gününü biz o günü kutlayalım artık. Yeter yani, çok yorulduk. Orada mı, buradan vekillerimize mesaj? Vekillerimizin hepsine söylüyorum. Annelerin ayağının altındaysa cennet. Buyurun. Evet, annelerin ayağında cennet diyorlar. Annelerin ayağının altında cennet diyorlar. Madem ki sizin de anneleriniz var, ayağının altında cennetse, siz de bu cenneti, bu anneler gününü bize 11 Mayıs'ta müjdeleyin, verin. Biz de sevinelim, bir anneler gününü kutlayalım. Yeter, çok yorulduk. Daha diyecek bir şeyim kalmadı. Çok yoruldum her yerde konuşmaktan. Artık kimse sesimizi duymuyor ya da duymak istemiyorlar. Yorulduk artık. İnşallah duyarlar annem. İnşallah duyarlar. Çok yorulduk çünkü. Çok teşekkür ederim size de. Ali Bey, sizin sözleriniz ne olur? Vallahi özetlemek gerekirse, artık siz de konuya hakimsiniz zaten. Bu olay yaşandığında iyi yönetilemedi. Yani işte hayatını kaybedenlere yeteri destek verilmedi, iş yerlerine daha fazla destek verildi gibi. Veya süreçten sonraki dönemde şehit ailelerine yeteri kadar ilgini, şehit ailelerine yeteri kadar ilgi görmediği de ortada. O hiç ilgiyi görmedik, hiç yani, görmedik. Yani her türlü anlamda bir olumsuzluk var sürecin her noktasında. O yüzden biz, başkanımızın dediği gibi, yeni torba yasada artık bizim sorunlarımızın giderilmesi için bir adım atılmasını istiyoruz ve buna milletvekillerimizin de öncülük etmesini istiyoruz. Yani çünkü yaşanan olay acı. Bu insanlarla biraz empati kurduklarında ne demek istediklerini daha iyi anlayacaklarını düşünüyorum açıkçası. Bu sadece derneğimize gelip işte merhaba, iyi misiniz, nasılsınız demekle olmuyor. Yani biraz da süreci daha yakından, daha ilgili, daha gerçekçi şekilde takip etmelerini istiyoruz açıkçası. Yoksa biz daha böyle çok televizyon programına çıkarız gibime geliyor. Doğuş TV'de sizi misafir ettik. İnşallah burada söz yerini bulur. İnşallah. Bir insan söz verdiği zaman yerine getirmesi gerek. İnşallah insan olmaz. İlk müjdeyi siz bize verirsiniz inşallah. İnsan olmaz. Şehitliğimiz kabul olur. O günü i̇nşallah. De inşallah anneler günü de bizim için en güzel bir gün olur. İnşallah. Bütün şehit anneler adına söylüyorum. İnşallah o müjdeyi siz bize verirsiniz. İnşallah. Vekillerimiz verecek onu. Aynen. İnşallah vallahi söz abi yerini bulur. Benim için söz vermek başka şeye benzemez. Söz verdiğin zaman yerine getireceksin. Burada anne, Medine annemiz konuştu. Bak, Ali Bey kardeşimiz konuştu. Ahmet başkanımız konuştu. Buradan şimdi mesaj. Son söz olarak bir şey söyleyeyim. Artık yani ümidiniz kalmadı. Milletvekillerinden de ümidim kalmadı. Çünkü çok konuşuyoruz. Sesimizi bir türlü mecliste götürmüyorlar. Hiç ümidimiz kalmadı. Bitti, tükendi artık. 8 yıl oldu, 9 yılın içinde. Duymuyorlar sesimizi. Duymuyorlar. Duymak isteseler duyururlar. Yani onlar duymak istese duyururlar. Ama duymak istemiyorlar. Neden bizi? Yani tamam diyorlar ama kapıdan çıkıp her şeyi geri kapatabiliyor. Ama Medine annem, öyle veya böyle duyuracağız. Ya duyuracağız ben, ya benim canım çok yanmış. Bak, çok canım başka yanmış. Diğer annelerin de canı çok yanmış. Ama gelene kaçar biz kovalarız. Gelene kaçar biz gideriz. Kendiler duymak istemediği sürece biz de böyle üstüne basa basa duyurmaya çalışacağız. Ya ben duymadıklarını düşünmüyorum. Bilmediklerini de düşünmüyorum ama. Yok ya, hepsi yani biraz duyuyorlar. Vicdan meselesi. Bak hele, duyuyorlar. Yani. Bizi duyuyorlar ama mecliste duyurmak istemiyorlar. Ya, sanki üstünü kapatmak ben istiyorlar. Ben şunu söylemek istiyorum. Gerçekten milletvekili, kelimeyi böldüğünüz zaman milletvekili. Vekilimiz yani. O bizim sorunlarımızı orada dile aynen getirsin diye var. Evet. Yani zaten bunun için seçiyoruz. Şimdi bu milletvekiller hani, niye seçmişiz biz? Ama bu sadece Hatay'a da özgü bir şey değil. Yani genel manada milletvekilleri herkesin
şeyini dile getiremiyor. Tamam, niye bizim böyle bir eksiğimiz bunları? Var. Evet. İşte bunun için seçmişiz. Bizim sesimiz olup meclise taşımaları lazım. Ama biz bunları seçmişsek bunu yani yapmaları lazım. Yanımızda olmaları lazım. İsterlerse olur başkanım. Ben burada biz Doğuş TV'de bir program yaptık hastaneyle ilgili. Hemen akabinde bir hafta sürmedi, 3 gün içinde Sağlık Bakanlığı'na şey verdiler. Gen soru verdiler. Yapan vekilimize de teşekkür ediyorum. Her şeyi yapıyorlar da nedense bizim sesimizi ama duymuyorlar. İsim vermeyeceğim burada. Bak vekiller şimdi ona da teşekkür ederim. Demek ki olurmuş. Ali Bey, Doğuş TV'ye son sözleriniz neler olur? Benim vallahi bu imkanı sağladığınız için gerçekten teşekkür ederim. Yani inşallah siz de bizim sesimiz olursunuz. Yani son söyleyeceklerimi söyledik. İşte desteklerini bekliyoruz milletvekillerimizin. Akabinde başka da bir şey yok. Onları yani seviyoruz, sayıyoruz. Tabii yani o konuda ama bir sıkıntımız yok. Belli bir noktadan sonra abimiz da kırmızı çizgimizi çekeriz. Yani öyle mi başkanım? Onu başkanımız çeker, kırmızı çizgiyi. Vatandaş olarak senin asli görev. Asli görev. Ya sorgulamak, şimdi soruşturmak. Sorgulayacağız. Ha, sana çalışmıyorsa, senin halkın hizmet etmiyorsa o vekili bir daha seçmezsin kardeşim. Aynen. Bu senin sorgulamak en doğal hakkın. Beni 5 yıl kandırır, 4 yıl kandırır. 4 yıl söz verir, tutmaz. Günü geldiğimde senin o kırmızı çizgini yer yani. İşte özellikle bu şehitlik konusunda. Yani çünkü kimse memnun değil. Belki diğer konularda milletvekillerimiz bize yardımcı olmuştur ki oldu da. Hani ama hani bu şehitlik, dernek, bu şehit ailelerine yapılan yardımlar konusunda eksik kaldıklarını düşünüyorum. Yani daha fazla yardımcı olabilirler. İnşallah bu program ses getirir. İnşallah. Bu İnşallah. Konuya da el parmak basarlar, çözerler. İnşallah. Çok teşekkür İnşallah. Ederim Ali Bey, Doğuş TV'ye geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Sizi misafir etmek onur verdi bize. Sağ olun, teşekkür ederiz. Medine annem, siz Doğuş TV'ye son sözleriniz neler olur? Vallahi son sözlerim, bizi buraya davet ettiğiniz için, yani böyle bir yayın hazırladığınız için çok çok teşekkür ederiz. Yine tekrarla üstüne basa basa diyorum. Sözüm milletvekillerine, sesimiz olup meclise taşısınlar. En kısa zamanda, önümüzdeki 11 Mayıs'ta anma törenimiz var. O törende bize bu müjdeyi versinler. İnşallah 11 Mayıs'ta ben 11 Mayıs'ta misafirimiz olun, bekleriz. 11 Mayıs'ta sesimiz olup meclise taşıyıp bize bu müjdeyi anma törenimizde desinler ki şehitliğiniz kabul edildi. Tamamdır desinler. Biz bunu istiyoruz. Başka diyecek bir şey yok. Çok teşekkür ederim annem. Başkanıma söz vermeden önce son bir şey söyleyeceğim. Tabii ki. Şimdi benim mantalitemde din, dil, ırk, cins ayrımı yok. Tabii ki bizde de yok. Bende de yok. Hiçbirimizde yok. Şimdi Hatay'da bu mevcut. İnsanlar iç içe kaynaşmış. Bak ırkları söylemiyor. Kardeşler şehri. Allah bizi ne etmiş? Ayrı ayrı dillerde yaratmış. Ayrı ayrı ırklarda yaratmış. Tabii ki. Ayrı ayrı cinslerde yaratmış. Ne demiş? Kur'an-ı Kerim'de elimize vermiş. Araşın, kaynaşın, buluşun, bana gelin. Bir gün herkes insan olacak. Aynen. Peki bu bayrağı biz annelere versek. Yani şu an erkek egomanyası var ya. Annelere versek bu Türkiye, dünya düzelmez mi? Anneler düzeltir. Annene sen son sözünü bunu bana söyle. Tek kelime. Vallahi anneler tabii ki dünyayı cennet yapar. Teşekkür ederim yani annem. Almak istediğim soru, evet, cevap buydu. Sayın Başkanım, içinden gelen. Vaktimiz var. 45 dakika gündem geçtik ama 15 dakika. Bana içinden geleni, son vurgulayıcı. İçinde de ya şunu da söyleseydim demek istediğin. Vallahi içinden gelen her şeyi söyledim sizin bana diyor. Bugün çok rahatım. Eve gittiğim zaman rahat uyuyacağım. Çünkü doluydum. Ama gerçekten çok sahipsiz kaldık. Bundan sonra inşallah sahiplenirler bize. İnşallah. Biz hiçbir zaman fırsatçı değiliz. Biz sadece çocuklarımızın şerefini istiyoruz. Özellikle Doğuş TV bizim sesimizi duyurdu Süleyman Bey. Allah razı olsun. Şehit ailelerinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Esasında yapılan bu program tüm Türkiye'deki terör mağdurları için de geçerli. Evet. Çünkü benim sadece 11 Mayıs terör şehidim değil. 15 Temmuz'umuz var. 15 Temmuz zaten ayrı bir olay. Diyarbakır olayları var. Diyarbakır'daki var, Cilagözü patlaması var, Afrin patlaması var. İstanbul var. İstanbul var, Ankara var. Var oğlu var. Biz onların sesi olmaya çalışıyoruz. Hepsinin mekanı cennet olsun.
Ama inşallah devletimiz bu konuda duyarlı olur. Bizi bir prosesörü oturtturur diyorsunuz. Bir yere gelmemizi istiyoruz. Şehitlik kim kaldı? Başka bir şey demiyoruz. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum diyorum. Siz ben teşekkür ederim. Şimdi bu sayın seyirciler, bu konuda, programda şehit yakınlarının istekleri iki noktada birleşti. Bir, bu şehitlik olayının meclis tarafından çözülüp Hatay milletvekilleri buna el atıp problemi mecliste çözme. İkincisi de Büyükşehir Belediye Başkanımıza düştü bir görev. Reyhanlı'ya bir şehitlik anıt yapılması için ricada bulundu başkanım. İnşallah Lütfü Başkanım da bunu göz ardı etmez. Yakındakiler kendine iletir. Bunu kısa bir zamanda çözer. Doğuş TV bu program bittikten sonra 5 dakika sonra YouTube'a yüklenir. Bütün dünya izler Sayın Başkanım, Sayın Medine Annem, Ali Bey. Bütün dünyada izlenir. Eklememiz mümkün mü acaba? Tabii tabii. Yani bizim mahkeme süreçlerimiz çok uzadı gerçekten. Şu an itibariyle 6 yılı buldu, 7. yıla girecek. Yani 6,5 ay sonra 7. yıla girecek. O konuda da bir hızlandırma, bir destek olursa memnun oluruz. Ya vekiller birleşip el atarsa bu işe çabuk çözülür. Şimdi vekiller el atsın, Anayasa Mahkemesi'ndeki dava biter. Yani buradan biz vekillerimizi seviyoruz, bütün insanları seviyoruz. Bizde düşman yok, kin yok, nefret yok. Hatay bu. Hatay farklı bir enerji. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz kardeşiz. Birleşin ya, bir araya gelin şu problemi çözün. Yani çok bizim kolay istediğimiz bu, kaç tane milletvekilimiz var. Birleşin yani illa annelerimizi mi gönderelim oraya? Yani illa oraya mı gidelim? Onun vallahi için de istiyoruz randevu. Vallahi randevu istiyoruz, o randevu verirse zaten oraya da gideceğiz. Yani gerçekten burada değişik bir durum var. Yani her konuda milletvekillerimizden memnunuz gerçekten. Ama bu konuda niye üstüne düşmüyorlar? Bir türlü anlamış değilim ben. Şimdi, de şahsım adına. Aslında Ankara'da birleşemediklerini ben görüyorum. Aynen. Partilerin ismini saymayayım. Burada bizim 10 tane milletvekilimiz var. Ya Ankara'da Hatay dedi mi? Hatay'ın Helsinki etrafında birleşin arkadaşım. Yani bu siyaset üstü bir problem ki. Evet. Yani bu siyasetle alakalı bir durum değil. Bunun burada birleşmeleri gerekiyor. Yani Ankara'da birleşmeleri gerekiyor. Ya burada birbirini eleştir. Gene birbirimizi seveceğiz, sayacağız, hoşgörülü olacağız. Geniş bir hoşgörü olacak o da. Hatay'da bu tabanda var, insanlar da var. Neden Ankara'da birleşip de Hatay'ın problemlerini çözmüyorlar? Bir an önce inşallah onları seviyoruz, sayıyoruz, saygı gösteriyoruz ama eleştirmekten de geri kalmayacağız. Çünkü eleştirdiğin zaman hata yapma riski kalmıyor. Bir insanı eleştirmezsen, sorgulamazsan, yargılamazsan o insan hata yapar. Ben her şeyi doğru yapıyorum der. Onun için Doğuş TV'de bu mesajı vermiş olalım. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Efendim bir programın gene sonuna geldik. 45 dakika gündem programıyla bugün şehit yakınlarının problemlerini gündeme aldık. Vekillerimize, belediye başkanımıza, muhataplara, hakimlerimize görevler düşüyorlar. İnşallah buradan bize, insanlarımıza bu problemi çözmesi için yardımcı olurlar. Doğuş TV adına hepinize teşekkür ederim.